Şuna ben bir gittim ya. Ölsem de sıkıntı değil. Aa öldüm ama. Hayır! Oo! Herkese merhaba arkadaşlar, ben karşında varacağım. Yepyeni yüksek elo videosuyla karşınızdayım abi. Bugün ormanda vay hayvan vay'a oynayacak ve geçen gün bir skill açarak oyun kazanma challenge'ında fazlasıyla Vay oynamamı istediniz. Yani V ama ben buna Vay diyorum. Vay hayvan Vay'dan gayet güzel uyumlu oluyor. Espriden dolayı da güzel bir like alırsam sevinirim. Videodan çıkmayın bak. Güzel bir like alayım bak. Bu espri güzel bir espri. Her neyse elimden geldiği kadarıyla bu karakterin A'sına Z'sine her şeyi size anlatacağım abi. Girdiğim rünler, bu karakterlerle yapmanız lazım, nasıl oynamanız gerekiyor falan. Bunları hepsini size elimden geldiği kadarıyla söylemeye çalışacağım. Şimdi bu karakterde ilk fulleyeceğimiz büyü bildiğiniz üzere Q büyüsü. Niçin Q büyüsünü biliyorum? Çünkü ne kadar Q'ya verirsek o kadar daha fazla hasar atıyorum. O kadar hızlı gidiyor. Bir fight'in içinde iki defa bizim duvar deliğini kullanmamız lazım. Ben hemen şu tapa bir bakıyorum. Hemen şu tarafta bakıyorum. Buraya bir tane wardçuk bırakacağım. Jarvan ne olur ne olmaz gelir gelmez gibisinden. Tamam. Gayet iyi. Şunun çıkışını alalım. Level 3 olalım. Hemen E büyüğümüzü de açalım. Şimdi botun summoner'ı yok abi. O yüzden benim hızlı bir şekilde buradan bota ilerlemem lazım. Aa, ben de geldim. Tamam. Sıkıntı yok. Spell şeydim var. Aman normal şeydim var zaten. Minyonları tutabilirsin değil mi burada? Tamam. Minyonları tut abi. Eğdikeri gelirse diye. Okey. Orada hiç fight aramama gerek yok ya. Hızlı bir şekilde ben bunları alayım. Level 6'ya doğru ilerleyeyim. Botun summoner yok. Okey. Botun summoner olmadığı için takımda bana bunun tatlı bir bilgisini verdiğinden dolayı abi ben direkt buradan bota hızlı bir şekilde geleceğim. Ama öncelikle raidleri de almam lazım. Oradan base atıp gelmem lazım abi. Level 6 değilim. Level 6 olsam çok güzel olacaktı bu bota gelirken ama maalesef level 6 değilim. Şuradan gidiyorum abi. Gir abi. Okey tamam geri çıktılar. Sıkıntı yok. Ben size bir iyilik daha yaptım. Geldim. Ulan giremez miydik ya biz bu adama? Ulan midi deneyim dedim adam ultisini her şeyini yolladı diye ya. Tamam sıkıntı yok. Jarvan Blues'una doğru ilerliyor. Pycor'daydı onu yakalamamız lazım. Hop! Abi! Mükemmel doşladı çocuk! Çocuk mükemmel oynadı ya. Sıkıntı yok kaçtık güzel. Abi, çocuk efsanevi bir şekilde dodge attı. Mükemmel. Yani ben böyle oyuncuları severim abi. Yiğit öldür hakkını da ver. Her neyse girdiğim ürünleri zaten şu an ekranda da görüyorsunuz. Mid'e attığımız bir gankçik failledi bizi. Ya faillemedi. Olur tabi her gankten kill alacak diye bir olay yok tabii ki. Ama flash'ını aldık. Bir dahaki sefere Fizz'in ultisiyle beraber çok rahat kill çıkarabileceğimize inanıyorum. Tabii ki Swain biraz tankımsı pik olduğundan ve kronometrisi geldi üzerinde. Şu an biraz sıkıntı olabilir o durum. Tapta gayet kafa kafaya gidiyorlar diyeceğim ama bizim adam gayet güzel bir farm farkını atmış. Güzel. Ne oluyor lan orada? Ohohoho! Bizim adam da çok güzel kaçtı. Güzel. Hop! Buna mı? Okey. Havaya kaldırdım. Al bunu. Çok güzel abi. Bizim adam da mükemmel kaçtı bu arada. Bizim adam da çok tatlı bir şekilde kaçtı. Helal olsun kendine. Vay be! Oyunlar güzelleşmeye başladı gerçekten. Ama midi ittiriyorum o zaman. Bayağı güzel kaçtın bu arada. Fizz, well played. Bir de Pycor'da bir tık yanlış olan ama E flash'ı güzel yaptı çocuk. Hadi oğlum! Hadi! Lan! Ah be! Vallahi kaçırıyorduk kendini ne güzel. Bak şimdi adamların hangisinin flash'ı olup olmadığını öğreniyorum. Botta ninja bir gank atmaya çalışacaktım ama yo direkt düz atacağım galiba bir saniye. İt. Girerlerse zaten arkasında ben varım diye sıkıntı yok abi. Bekleyeceğim ama burada. Leona diğer taraftan kapatıyor. Nice. İttirdi adam. Çok güzel. Tarayıcımızı açalım. Ben bakalım burada bir ward var mı? Varsa çok kötü olarak. Yok olsun. Burada da olmasın. Nice. Çok iyi. Benden haberleri yok abi. Bitti. Bak bu adamları indiriyoruz. Tamam bu gitti. Tamam o da öldü. Mükemmel.
Niçin ben mesela direkt buraya bir yatırım yaptım? Çünkü botun summoner'ı yok. Bizim adamlar önde. Daha Drake'i var. O zaman bizim tek gank atabileceğimiz yer burası. Adamların flash'ı yok. Onu öğrendik. Okey. Buraya gelmek bizim için en mantıklısı oldu. Okey o zaman. Buraya gelmek bizim için çok mantıklı olacak. Biz de direkt buraya bal diye atladık. Hemen şu maviyi alayım bir. Bu arada gideceğimiz item bu idi. Direkt üçlü. Arkasından istediğimiz off tank, tank itemini çekebilirim. Ki büyük ihtimalle yani APK ile çok güçlü olsaydı direkt Mammurtu'yu salırdık. APK ile çok güçlü olmanın dolayı Serak alacağım abi. AD'leri güçlü olunca Serak, AP'leri güçlü olunca Mammurtu'yuz. Fisre yazmıştı. Abi iyi oynarsam yani Instagram paylaşan ben dedim ki iyi oynarsan oyun sonunu paylaş tabii ki. Atmıyor kimse Instagram falan, kimse bir oyunda tanımasın der ya. Bu arada takım gayet güzel şat kallıyor. Bizimki botu aldı diye direkt tapa geçiyor. Atrox öldüğü için direkt bota yolladılar. Tam vakitleme güzel yani. Bak gördünüz mü adamı? Senin için 3 level fark atmışım bro sana. Tamam benim adamlar geliyor, sıkıntı yok. Hop bir de sen bunu ye bakalım. Bir aklın başına gelsin. Flash'ı var. Tamam. Mükemmel. Vlad sen orada kal, bence çıkma. 3 level fark atmışım be kardeş sana, yani böyle bir şey yapmaman gerekiyor senin. Maviyi alıp gelebilirim ben. Nice. Mid açabilirim bunu. Aç bir alabilirim. Oo fis. Şu minyonu Q'ya at. Ohoho atamadı. Atamadı. Lol. Al abi bunu. Cık. Olmadı. Ben kendi gücüme güveniyorum ya bu arada. Bayağı öndeyim yani. Çekilme. Çekilme. Çık 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 çık. Lan. Sal beni ya. Orada Leona kötü oldu ya. Neyse sıkıntı yok. Bir tane daha Drake'imiz var. Oyun kafa kafaya gidiyor ha. Sevdim ben böyle oyunlar, severim abi. Ara ara böyle tryhard oyuncuklarımıza gelsin. Bu arada yorumlarda tekli dereceli falan atmamı isteyenler de var. Atarık hiç sıkıntı değil. Ama şeyi düşünürüm. Yani West'e artık bu hesabı mı aktarsak yoksa bu hesabı park mı etsek, bu sefer iki hesapta da oynamam gerekiyor sürekli bir şekilde. Çünkü dediğim gibi bizim bu Challenger işte Master bu kümelerde şey var. Her gün bir maç atmak zorundasınız ki liginiz düşmesin. 4 defa düştüm ben bundan dolayı. İnaktiflikten dolayı bildiğiniz gibi bilgisayar maçında değilim bütün gün. Olmak da istemiyorum açıkçası 7x24. Ama elimle geldiği kadarıyla günde birer maç atmaya çalışıyorum. Şu an işte stoklamaya çalışıyorum. 3-4 tane maç atayım da en azından şey olsun. 10 güne kadar stoklayabilirsiniz diye biliyorum. Ama maç bulması falan biraz gecikmeli olduğundan dolayı o yönde sıkıntı yaşıyorum. Onu düşünürüm. Yani nasıl yapayım? Orada bir tane benim çok eski rahmetli Erhan'ın hesabı vardı. Bildiğiniz üzere eski izleyiciler çok iyi bir Ecstasy Bob. Onun hesabıydı. Benim bu LoL'e başlatan kişiden bahsediyorum. Onun hesabıyla mı oynasam? Düşüncelerimin içinde o da var. Onlar bottan kaçtı bu arada. Benim bota gitmiyorum o yüzden. Hemen şunları alacağım. Düşüncelerimin içinde o var. Acaba onu mu yapsam derim. Ama ona inaktiflikten bayağı bir lig düşmüştü. Ama çıkartması da kolay olur diye düşünüyorum. Win rate falan yüksek ayarlarık. Direkt kafa rahat bir şekilde çıkarık. Çok fazla bir hero yoktu ama zaten West'te büyük ihtimalle 10-15 yani 15-20 şampiyon havuzundan dışarıya çıkmayacak. Dur. 3 kişiler. Bu direkt öldü. Bu direkt kaçmadan öldürdüm abi. Sen direkt bir ver. Hadi sen bir geber. O da orada. Nereye geldi? Ya ona gidiyor ya bana gidiyor. Daha direkt. Gereye daha Drake önemli abi. Bu arada bunun kaç saniyesi kaldı? 29 saniyesi kaldı bunun. Açayım ya şuraya. Daha Drake önemli abi. 3 tane daha Drake aldığımızda, yani bir tane daha Drake çıkarsa Baron direkt anında erite. 2 daha Drake'i de Baron direkt eritebiliyorum. O oyunun öylesinde Infernal Drake gibi bir göstergesi var. Nice. Fark etmez, bu da olur. Hop ölme. Ah. Sen ne yaptın? Hop. Baba çok güzel olmadı mı? Mükemmel. Vakitlemem tam zamanında bu arada. Hiç o Vayne'e bulaşmaya gerek yok ya. Teklerim ama hiç gerek yok. Bu arada karşı ormancıya 4 level farka kadar attık ha. Ondan sonra geri düştü tabii 2 level'e. Şimdi geri 3 level'e çıkıyor. Yo. Aynen. Aynen o şekilde olacak. Sen direkt öl ya. Ölmedi çocuk. Çık. Satmamıza gerek yok. Flash'ını aldık, heal'ını aldık. Gayet iyi bence. Vay karakteri gördüğünüz gibi oynanışı aşırı derecede kolay bir karakter. Yani Q büyüsünün animasyon iptali diye bir olayı da yok. Anladın? Yani direkt flash'ı al ve bas gitsin. Red çıkıyor.
Lotion'a söyleyelim ama Lotion bayağı uzakta ya. Ya işte Q'yu attığınız zaman flash da atabilirsiniz. Q'dan önce de flash atabilirsiniz. Yani ikisini de yapabildiğiniz bir şey. O yüzden fazlasıyla oynanışı kolay olduğundan dolayı çok rahat Elo'da lig kasabileceğiniz bir karakter. Ve Draktar Buidi falan da var. Onun da videosunu kanalımda bulabilirsiniz zaten. Ya çok overfeed olsaydım gene bu oyunda kısacaktım tabii ki onu. Bu arada geçen gün bu izlemeyenler varsa da kartlara zaten canlı bir şekilde gösterirsiniz onu ufaktan da olsa kenarda. Bir tane skill açarak oyun kazanmaydı. O da Vayla oynadıydık. Bildiğin böyle one shot buydu. Ve tek Q'yla falan adamları keserdik. Sadece Q büyüsüyle oynadık. Bir de hiç skill açmadan oyun kazanma yaptık. Onu da kartlardan bulabilirsiniz. Gene geçtiğimiz günlerde Garen'in güzel yeni Garen pasifiyle E büyüsü değişti. Beyblade Garen yaptık. Tabii ki onların hepsini kanalımdan şu an gidip izleyebilirsiniz abi. Bizim takım orada öldü ve ölmeye devam edecek gibi geliyor bana. Ben biraz konuşmaya daldığım için burada. Bunlar Baron'a doğru ilerleyecek. Ama Baron da bu arada. Çalar mıyım lan? Bu kadar level farkı varken çok rahat çalardım bu arada. Adamlar da bunu fark et. Of, ne bu hareketler ya? Bu tantana nedir yani? Bir sal beni be. Tamam, gir Baron'a. Baron'a gir, Baron'a gir. Daha Drake'imiz var zaten. Çok doğru bir karar. Daha Drake var. Vayne'botta bir tanesi kesinlikle şu an mavi tarafında abi. Ben kaptırmam bunu ya. Çaldırmam ben bunu. Bu kadar level farkı varken smite'ım yetişemez. Nice. Farkındaysan son bu Baron çaldırma muhabbetinden de söyleyeyim. Bundan en rahat nasıl kaçabilirsiniz abi? Bir vuran hasarlı, yani bir büyünüzü, vuran büyünüzü bekletip tam böyle 1.5K'dayken atıp arkasından direkt smite atarsınız. Otomatik olarak Baron da size gelir. O yüzden değilsinmiş, işte ne bileyim Kha'Zix'miş bu tarz karakterlerden Baron almak biraz sıkıntı. Çünkü Kha'Zix'in, DC'nin QQ yapma özelliği falan baya baya güçlü. Bu arada level 16 oluyorum yani abi. Perfect'e daha gidiyoruz bu arada. Ver hayvan oradan leveli. Tamam. Bak, koruyucum var, flash'ım var, ultim var. Tamam takım. Beni dinleyin, direkt girelim. Vayne gördüğümüz zaman Vayne'e atlamamız lazım. Orası bariz belli. Bu arada girdirmiyorlar bizi burada. Çünkü bizde wave clear diye bir şey yok. Fizmit. Onların da güzel. Onların da wave clear yok aslında. Vayne bir şekilde temizlemeye çalışıyor. Çok zor abi burada. Benim girmem lazım. Takıma da güvenmiyorum. Şuna ben bir gittim ya. Ölsem de sıkıntı değil. Aa, öldüm ama. Lan. Aatrox'un olmamasından dolayı kaybettik bu arada oradaki fight'ı. Aatrox'a da gösterdik de Leona direkt atladı. Ben pinkleyince Aatrox'un ben güzeli gittiğini sadece belli etmeye çalıştım ama kötü oynadık ya. Vayne abi, Vayne. Vayne'i fokus almamız lazım sadece. Go go go. Mid yar. Aatrox'un teleportu var bu arada. Midyar abi, midyar. Yara, başka yarabilecek vaktimiz olmayacak çünkü. Wave clear pick olmadığında böyle, yani uzaktan adamları dürtebilecek bir olayımız olmadığında böyle oluyor. Bizim kurduğumuz takım kompu biraz sıkıntı yani. Bitte fizz olmaması lazımdı. Ama çocuk gene sırıtmıyor yani. Geldim guys, geldim 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 geldim. Girmezler diye düşünüyorum. Drake'i alabiliriz buradan dönüp. Aynen, Drake'i alalım ya. Jarvan'ın geri kalması bizim çok işimize yarıyor bu arada. Baron kollarında level farkım olduğundan dolayı çok rahat bir şekilde sıkıntı yaşamadan halledecek. Raid'in var mı lan senin üstünde? Varsa o zaman okey. Severim. Bak, bu takımları severim işte. Geldim 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 geldim. Hazır olan bottayken direkt tapa alabilir miyiz? Onu düşünüyorum. Şu an ben burada bekliyorum abi. Hop. Hadi be. Güzel ama, güzel güzel güzel. Flash'ını aldık. Hemen kuleye indir. Hemen kuleye indir. Sıkıntı yok. Kuleye al, kaç. Tamam, kaç. Direkt al, kaç abi. Çok güzel. Vayne'in hop, kaçamadı bizim adam. Bizim adam kaçamadı. Satmamız lazım adam. Satmamız lazım. Satmamız lazım. Abi no fight. No fight. Ben bilerek atladım yani. No fight abi. Adamı satın işte. La Baron var. Ah,
Neyse üstte mide açtık. Bu hatayı yapmamamız lazımdı ama. Ben öyle direkt artık girmesem çünkü takım morali bozulayaktı. Herhalde videoda izlediğin niçin girmedin? Acaba Barış abi girsen kazanabilirdin. O girsen kazanabilirdin der. Gördü abi kazanamazdık. Bariz belliydi yani. Baron da oldu. Baron orada değiller. Çok güzel. Güzel. Bu iyi oldu. Baron'u alsalar gerçekten canım çok sıkılırdı. Ve şu an hepsi 5'i birden orada olursaydı Baron'u alırlardı bu arada. Gerçi takım da bizden hatalı oynar. Oğlum niye girdin? Neyse aldık. Lan gel. Oğlum bırakma sana var onu. Bekle. Tamam. Buna ulti attırma, Zonya attırma ona. Tamam. Ne oldu lan orada? Ben anlamadım hiçbir şey. Oğlum yapma şunu ya. Çık 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 çık. Aatrox ah. Ben minyonları en azından buradan tuttum. Midi yaramayacaklar abi. Ondan eminim. Zaten botu yarmaya çalıştıklarında. Aa bot da bizim adamla 15 saniye doğuyor. Tamam. Bizim adamlar doğdu ama. Alabilir miyiz? Hadi oğlum. Yo. Hadi oğlum. Hayır. Oo! Hadi oğlum. Vallahi. Tamam bitiremiyor, bitiremiyor. Bitiremez, bitiremez. İmkansız, imkansız bitiremez. Güzel, güzel. Üst koridor yardı. Teleport. Hadi be. Hadi be. Ulan. Oh, neyse kule düşer. Oyunun neden böyle gittiğini mesela söyleyebilirim. Arkamdan hasar tamamlayabilecek bir adam yok. Onun mid olması lazım. Fizz'in ya bu idre baktığında zaten görebiliyorum. Bir tık geride. Rabadon'u yok. Ne bileyim osu yok, busu yok. Dakika 37 benim farm mesela bizim farmlar belli bir seviyede ama Fizz peki böyle bir şey abi. Adamlık bir şey yok bu arada. Belki benim elimde birazcık daha farklı görebilirdik bunu. Bir dakika. Bir dakika o veyini tutmam lazım. Tuttum o veyini. Tuttum abi smite'de attım. Öldürdüm onu. Lan! Neyse neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Akıl karıştırma oyunları yaptım baba. Aman Allah'ım ona böyle Q'yu tam o bırakırken. Baba. Bu oyunu nasıl kazandık lan? Bak 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 bir de sana bir de sana timer hop. Yes be. Wow. Gerçekten zorlu oyundu. Ha ne oldu? Vayne'e bir mutant gibi yapıştık. Sapık gibi. Bitti abi oyun. Bitti. Bu kadar basit. Orada Pyke ayırı yakaladık. Vayne'i koruyan kimse olmadı. Herkes bir önüne girdi. Ve kazandık abi. 35'e 40. Skor olarak geride olsak bile 35'e 40 gayet tatlı dövdük. Karşımızdaki Pyke sattı bu arada. Pyke'ın ayrı durmasından dolayı o Pyke bana oyun başı laf atmıştım. Mutlamıştım kendisini. İşte bronzda oyna falan fistan. Anasının nikahından challenger olarak doğmuş çünkü kardeşimiz. Sen yani bronzda oynamak istersen oyna kardeşi. Biz en azından gidip bronzda kazanalım hadi adamlar neresine emelim demiyoruz. Surrender'cımızı verip paşa paşa çekiliyorum. Umarım bu videoda da eğlenmişsinizdir. Pyke! Sen bu gidişle hiç mutlu olamazsın zaten. Vallahi sevindim. Böyle laf atınca böyle kazanırım ya oyun. Aşırı sevinirim böyle. Mutlucuk olurum. Vallahi. Şaka yaptım. Yah. Hiç böyle sanki bir videoda olduğumuzu bilmiyorum. Neyse de boşver. Ben de seni seviyorum. Abi bizim TR seviyorum normal. Bir yandan küfür ederken bir an her şey dönebiliyor. Her neyse güzel bir maç oldu. Takım arkadaşlarımla gerçekten tatlı oynadı. Lucian ekleyeceğim. Lucian gerçekten iyi oynadı bu arada. Fazla iyiydi. Revanş var ya onun sana laf edin. Oğlum işte gerek yok onlara benzemeye. Boş ver. Ne küfür edeceğim. Oğlum sövmeyin. Sövmeyin lan. Yani ne daha da o muhabbet ilerlemesin. Biz revanşla konuştuk zaten. Revanş o olayı yanlış bir şey oldu. Hikayesini attı. Uzatmadık yani o konuyu. Yani
Hanevi kadın da dediği de doğru. TRT küfür hayır. Zorlu. Zorlu abi. Galiba video olabilir. Öptüm. Nedir başlık? Dur söyle. Söyle lan. Mutlamıştım seni. Orada kayda girmedim. Güzel oyundu abi, dediğim gibi tekrardan. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Eğer bu tarz yüksek elo videoların gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla.